Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimize başlıyoruz. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı kapsamlı çalışmada 6 gözaltı. Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 kişinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Kimlikleri belirlenen şahısları Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçti. Şahısların ikametlerine yönelik yaptığı operasyonda 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tezgah altında uyuşturucu içme aparatı. Baz altında çanta içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde. Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir denildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin 1 Nisan-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda 24 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 01.04.2023, 22.05.2023 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacı ile yapılan kapsamlı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik timleri operasyon sonrası 24 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan toplam 24 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray'a yapılan yatırımların sürdüğünü belirtirken, ticaret borsasının farklı projeleriyle şehre değer katmaya devam ettiğini belirtti. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Eskil'de tarım ve hayvancılık potansiyelini göstererek sezona yetiştirmek amacıyla bir kesimhane temelinin atıldığını ifade etti. Kesimhane bu yıl içinde faaliyete geçecek ve Yunus Emre Ticaret Merkezi'nin yanında hizmet vermeye başlayacak olan ikinci etap olarak hizmete sunulacak. Aksaray Ticaret Borsası yatırım ve gelişim çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Özkök, ayrıca 15 gün sonra hububat ürünlerinin hasadının gerçekleşeceği bilgisini paylaştı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin Aksaray'a yeterli miktarda kurbanlık sağladığını belirterek kurbanlık ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı. Son olarak Özkök, Aksaray şehrinin yıllardır özlem duyduğu Aksaray Spor'un 2. lige yükselmesiyle birlikte şehirde büyük bir bütünleşme yaşadığını belirterek tebriklerini iletti. Evet kıymetli Aksaraylı hemşerilerim, Aksaray Ticaret Borsası'nın çok değerli üyeleri. Bildiğiniz gibi 2023 yılına girerken Aksaray Ticaret Borsası yine farkındalıklı projelerle Aksaray'a yatırımlar kazandırmaya devam ederken bölgenin en büyük tarım ticaret merkezini, satış salonu, borsasıyla birlikte Eskil ilçemizde inşallah %90'ı tamamlamak üzere sezona yetiştirmek için çok gayretli bir çalışma sergiliyoruz. Yine Eskil ilçemizde tarım ve hayvancılık potansiyelini görerek Eskil'de hayvancılığa hizmet edecek bir adet kesimhane temeline attık. İnşallah önümüzdeki aylarda hızlı bir şekilde inşaat devam edecek
ve bu yılın içerisinde hizmete girmesi için elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz. Allah'ın bize inşallah o günleri gösterir. İlçelerimiz Ortaköy ilçemizde Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi'ni gerçekleştirmiştik. Bu merkezimiz Ortaköy'lü hemşerilerimize yetmedi. İkinci etap olarak hemen yanında bir araziyi tahsis ederek inşallah çok kısa bir zaman içerisinde temeline atıp Ortaköy'deki hemşerilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yani Aksaray Ticaret Borsası hizmetlerde durmak yok, yola devam diyerek inadına yatırım, inadına gelişim, inadına Aksaray'a bir şeyler katabilmenin gayreti içerisinde son hız devam ediyor. Bildiğiniz gibi Aksaray Ticaret Borsası Aksaray'ın hemen Konya yolu üzerinde İpek Yolu güzergahında Selçuklu mimarisiyle ve dünyanın en büyük tarım ticaret merkezinde üyelerimizin faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve süreci takip etmeleri bizzat bizler tarafından ve Aksaray kamuoyu ve Türkiye ekonomisi tarafından gözlemlenmektedir. Çünkü Aksaray'daki faaliyetler şu an itibariyle sezona da yaklaşmış bulunmaktayız. 15 gün sonra hububat ürünlerinde hasat gerçekleşecek ve borsamız şu an itibariyle hazır ve nazırdır. Ürünlerimizi değeriyle almak için elimizden gelen altyapı ve çalışmaları hazırladık. İnşallah tüccarlarımıza da ve üreticilerimize bereketli mahsuller, tüccarlarımıza da kazançlı ticaretler diliyorum. Bildiğiniz gibi yine Aksaray'ımız tarım ve hayvancılık şehri olması hasebiyle şehrimizde yaşayan çok kıymetli hemşerilerimizin kurbanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin çiftliklerinde ve tesislerinde, işletmelerinde Aksaray'a yetecek kadar kurbanlık mevcut olup diğer illere de transferleri gerçekleşmektedir. Hem küçük başta hem büyük başta Aksaray'daki kurbanlık potansiyelimiz mevcuttur. Hem de en kalitelisinden, en iyisinden bizim çünkü üretici ve besici kardeşlerimiz hakikaten işin ortasını yapmayarak en iyi besi şartlarını oluşturarak kıymetli hemşerilerimize dini vecibelerini en üst zirve noktasında yaşatmalar noktasında besili hayvanları satışa sunmuşlardır. Bu vesileyle de tüm hemşerilerimizin şimdiden kurban bayramlarını tebrik ediyor. Yaptıkları ve alışveriş yaptıkları kurbanlıklar ticaretlerinde hayırlı olmasını diliyorum. Yine şehrimizde çok önemli, mutlu olduğumuz bir olay yaşadık geçtiğimiz hafta. Yılların özlemi olan Aksaray Spor'umuzun 2. lige çıkmasından dolayı şehir bütünleşti, birlik beraberlik ruhuyla, futbolcularıyla, teknik heyetiyle, yönetim kadrosuyla, Aksaray Belediye Başkanı ve ekibiyle birlikte ama esas olan Aksaray halkının ve Aksaray Spor sever taraftarlarının inanması, azmi, gayretleri ve bir ve beraber olmaları, yürekleri Aksaray Spor için çarpmaları sonucunda Aksaray Spor'umuz inşallah 2. lige çıktı. Yolu bahtı açık olsun diyorum. Tekrar burada emeği geçen belediye başkanından masörüne, malzemecisine, teknik heyetine, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Aksaray Spor'u tebrik ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aksaray İYİ Parti Başkanı Cumali Asal 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aksaray İYİ Parti Başkanı Cumali Asal 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerde Aksaray İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak bir vekil gönderdiklerini açıkladı. Turan Yaldırım meclise gönderildiğini belirten Asal, Millet İttifakı olarak seçimi kazanacaklarına inandıklarını ve vatandaşların iyi düşünerek karar vermelerini istediklerini ifade etti. İkinci tura kalan iki adayın olduğunu belirten Asal, umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak güneşli günlerin çok yakın olduğunu belirtti. Evet, kıymetli Aksaraylı hemşerilerimiz, 14 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimi geride bıraktık. Aksaray İYİ Parti olarak ve Millet İttifakı olarak bir vekil
meclise gönderdik. Turan Yaldır Bey'i meclise gönderdik. Bundan sonra hiç kimsenin ümidi kırgın değil. Kesinlikle şuna inanıyoruz. Millet İttifakı olarak bu seçimi alacağız. Ve gençlerden, kadınlardan, abilerimizden, amcalarımızdan iyi düşünüp iyi taşınmalarını istiyoruz. Önümüzde 28 Mayıs gibi bir ikinci tur seçimi olacak. İki tane aday var ikinci tura kalan. Kimse ümidini kırmasın. Biz canla başla cadde sokak demeden çalışıyoruz ekiplerimizle. Millet İttifakı paydaşlarımızla sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. 28 Mayıs hepimizin inşallah gülen yüzü olacak. Güneşli günler çok yakın. Bu seçimin tabii ki Aksaray özelinde 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi hiçbir kırgınlık, küskünlük veyahut da bir taşkınlık olmadan 28 Mayıs'ta da aynı sükunetle bir seçim geçireceğiz. Şimdiden ülkemiz ve Aksaray'ımız için hayırlısı neyse. Aksaray'da AK Parti'den vekil seçilen Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Aksaray Adliyesi'nde gerçekleşen mazbata töreninde seçilmiş milletvekili olarak resmi belgelerini aldılar. Aksaray AK Parti 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy'u milletvekili olarak çıkardı. Aksaray Adliyesi'nde gerçekleşen mazbata töreninde Aydoğdu ve Altınsoy seçilmiş milletvekili olarak resmi belgelerini aldılar. Cengiz Aydoğdu yaptığı açıklamada Aksaray halkının kendilerine olan güvenini bir kez daha gösterdiği için minnettar olduklarını ifade etti. Hüseyin Altınsoy da yaptığı konuşmada Aksaray halkının teveccühüyle milletvekili seçildiklerini ve bu sorumluluğun farkında olduklarını dile getirdi. Milletimize, memleketimize, şehrimize, partimize hayırlı olsun. Bir seçim yaşadık, yaşıyoruz. Seçim esasen şu anda devam ediyor. 14 Mayıs'ta birinci etaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimiz yeni sistem gereği 28 Mayıs'ta olacak. Biz şu anda bütün mesaimizle, bütün gayretimizle, bütün heyecanımızla 28 Mayıs seçimine odaklanmış durumundayız. Halkımız parlamento ile ilgili kararını verdi. Bu karar bütün hepimizin başı üzerindedir. Yani bütün sözlerin üzerindedir halkın kararı. Demokrasi esasen bu demektir. Halkın kararının üstünlüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin esaslığı. Bu ikisi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bütün demokrasiler meclisli demokrasilerdir. Halk kendi meclisini kendi seçer. Türkiye'yi yönetecek, kanunları yapacak meclisi seçer. Bunu yaptı halkımız, bu konuda kararını verdi. Şu anda biz onun tabii bütün Aksaray halkına buradan teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. İnşallah 28 Mayıs'ta da Türkiye kararını verecek. Bizim temennimiz, tahminimiz, beklentimiz ki halkımızın da temennisinin o yönde olduğunu düşünüyoruz. Çok az bir farkla ikinci tura kaldı seçim. Belki bu da güzel oldu. Demokrasinin bir güzelliği oldu. Türkiye'nin demokrasisinin oturması, sistemin test edilmesi açısından halkımız çok hikmetli bir iş yaptı. Bütün tartışmaların üzerinde bir sonuçla, açık ara bir farkla Cumhurbaşkanımızın tekrar 28 Mayıs'ta da halkımızın tasvibini alacağını ve Türkiye'nin, Türk milletinin yoluna devam edeceğini düşünüyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz burada katılan arkadaşlarımıza. Bu siyaset takım olarak yapılan bir iştir. Burada Aksaray'da AK Parti ailesine, bütün ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde, kasabalarımızda gayret gösteren, oy veren vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere de zahmet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun Sayın Vekilim. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle memleketimize, milletimize ve hemşehrilerimize bizlere hayırlı uğurlu olsun. Tabii 14 Mayıs'ta çok güzel bir seçim yaşadık. Huzurla, güvenle, suhuletle hem Aksaray'da hem de ülkemiz genelinde güzel bir demokrasi yarışı oldu. Burada yerelde adaylarımızla, milletvekili adaylarımızla çok güzel yarış oldu. Centilmence bir yarış oldu. Ben milletvekili seçilen bütün arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Biz adaylarımızla, aday adaylarımızla hep beraber
il başkanlığımızla, kadın kolları, gençlik kolları ve tüm teşkilat yönetimlerimizle, ilçe başkanlıklarımız dahil güzel bir çalışma ve gayret gösterdik. Memleketimize hizmet etme yolunda iki milletvekilimizi meclise gönderiyoruz. Biz bugünden itibaren Aksaray milletvekiliyiz. Aksaray hizmeti için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğiz. Ben tekrar seçim hakiminden sandık başkanlarına kadar bütün emeğe geçen teşkilat mensuplarımıza, arkadaşlarımıza ve Aksaraylı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Tabii 28 Mayıs'ta yeniden bir seçim yaşayacağız. İkinci tur bir seçim yaşayacağız. Demokrasi şöleni haftaya pazar günü inşallah. Ben buradan bütün hemşerilerimi hem desteklerini devam ettirmelerini Aksaray olarak hem de sandığa gitmelerini özellikle rica ediyorum. Buradan hasreten sandığa gitmek demek bir oy demek aynı zamanda. 50+1 de bir oy demek. Bu çok önemli bir şey. Bunu sandığa yansıtabilirsek Cumhurbaşkanımız inşallah 28 Mayıs akşamı hep beraber başkan yapacağız. Burada da inşallah Aksaray'da da kutlamalarını yaparız. Sayın Başkan, iki milletvekilimiz bugün mazbatalarını aldı. Siz de aynı zamanda seçim çalışmalarına da devam ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, ben öncelikle milletvekillerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimize, ülkemize vereceği hizmetlerde, hizmet yarışında en önde olacaklarından hiçbir zaman şüphemiz yok ve olmadılar da. Tabii 14 Mayıs seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur ve kaldığı için biz çalışmalarımıza ara vermeden pazartesi sabahı itibariyle, 15 Mayıs pazartesi sabahı itibariyle hız vererek başladık. Yine milletvekillerimize, milletvekili adaylarımıza, tüm teşkilatımıza sahadayız. Ta ki pazar günü zaferi kutlayacağımız ana kadar bütün kademelerimiz yine görevlerinin başında olacak. Biz hiç şüphemiz yok ki Cumhurbaşkanımızı yeniden tekrar Cumhurbaşkanlığı makamında görevine devam ettireceğimizi, %55, %60'lara varan oyları alacağımızı inanıyoruz. Ama şöyle bir tedirginliğim var benim, rehavet. Dün Cumhurbaşkanımız da söyledi, bizim rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu değil, rehavettir diye. Hakikaten bizim vatandaşlarımız sandığa gitmesi lazım. 50+1 oy bizim oyumuz. Onun için rehavete kapılmadan, nasıl olsa kazanırız demeden herkesin sandığa giderek bu demokrasi şöleninde reyini vermesini ve Cumhurbaşkanımızı ve bütün meclisteki çoğunluğumuzla beraber AK Parti'ye iş başına denmesini bekliyorum. Tekrardan hemşehrilerimize bize Aksaray özelinde gösterdiği yoğun destek için teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize başarılar diliyorum. Aksaray'da İYİ Parti'nin birinci sıra adayı Turan Yaldır, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. Aksaray Adliyesi'nde gerçekleşen mazbata töreniyle birlikte Turan Yaldır mazbatasını aldı. Aksaray İYİ Parti'nin birinci sıra adayı Turan Yaldır, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçildi. Aksaray Adliyesi'nde gerçekleşen mazbata töreniyle birlikte Turan Yaldır mazbatasını alarak resmi olarak milletvekili görevine başladı. Adliye binası önünde toplanan parti mensupları ve destekçileri Turan Yaldır'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Yaldır parti yöneticileriyle birlikte adliye binasına girerek mazbata töreninin gerçekleşeceği alana geçti. Turan Yaldır mazbatasını teslim aldıktan sonra Aksaray Adliyesi'nde İYİ Parti İl Teşkilatı'yla basına görüntü verirken duyduğu mutluluk ve gurur yüz ifadesine yansıdı. Aile fotoğraf alalım. İşten tamam, mazbatamızı aldık. Hayırlı olsun. İnşallah. Aylara vesile oluruz. Değerli hocam, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Herkes var mı? Tam ilan olmuş. Bakır hocam. Yani hiç fark etmiyor. Senin sayende yakışıklı çıkayım lan gel. Allah'a emanet.
Aksaray'ın profesyonel kategorideki tek temsilcisi olan 68 Aksaray Belediyespor, mücadele ettiği Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta 73 puan toplayarak şampiyonluk ipini gösterdi. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçel'in göreve gelmesiyle 2019 yılında bölgesel amatör ligde şampiyon olarak 3. lige terfi eden 68 Aksaray Belediyespor, 2022-2023 futbol sezonunu şampiyon tamamlayarak 2. lige yükselme başarısı göstererek Başkan Dinçel döneminde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezonun 34. ve son haftasında cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Efeler 09 mücadelesini 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan eden 68 Aksaray Belediyespor'un maçını Siyah Beyazlılar Aksaray Belediyesi'nin Dalgan Stadyumu çevresine kurduğu dev ekrandan takip etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından açılan stat kapıları binlerce taraftarın kutlamalara akın etmesiyle karnaval alanına döndü. Şeref tribününden yeşil zemine inen Başkan Dinçer taraftarlarla beraber kutlamaların içinde yer alarak sevinçlerine ortak oldu. 20 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci aynı günün akşamında Aksaray Bilim Merkezi'nde Türk pop müziği sanatçısı İlyas Yalçıntaş konseriyle devam etti. Şimdi şampiyonlarımıza madalyalarını vereceğiz. Evet. Hadi al, hadi al.
Şanlı yumruğa giden Şanlı Aksaray'a Aksaray'ın aslanları Şampiyonluk sevinci 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla birleşince coşku daha da arttı. Muhteşem konserde taraftarlar ve gençler gönüllerince eğlendiler. Pazar günü de devam eden şampiyonluk kutlamaları kapsamında önce Dalgan Stadyumu'na gidildi. Burada çekilen şampiyonluk hatırası fotoğraflarının ardından yüzlerce araçlı konvoy içerisinde futbolcu, yönetim ve başkan Dinçer'in bulunduğu üstü açık otobüsle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na gelerek şarkılar, marşlar ve havai fişek gösterileri eşliğinde kutlamalara devam edildi. Madalya töreninin ardından Şampiyonluk Kupası Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal ve Kaptan Necmi Çoban'la birlikte kaldırıldı. Bir organizasyonla hep beraberiz. Ne düşünüyorsunuz efendim? Evet, bugün beklediğimiz şampiyonluğu zor da olsa Allah'ın izniyle 20 yıl sonra tekrardan Aksaray Spor ikinciliğe yükseldi. Ben bu vesileyle tüm Aksaray Spor'un cefakar taraftarına, Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e ve yönetim kurumuna çok teşekkür ediyorum. Ve bugün maçtan sonra da böyle de güzel bir konser ayarladıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Aksaray Spor hak ettiği yerde değil tam olarak ama inşallah daha da yükseleceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Konser alın çok güzel yazında devamını bekliyoruz belediye başkanımızdan. Yani çok teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlikte. Çok sağ olun. Ya çok sağ olsun böyle güzel bir etkinlik düzenlediği için kendisine teşekkürlerimi sunuyoruz. Aksaray Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yazın da bu eğlencelerin devam etmesini diliyoruz. Kendi içerisinde bir hikaye oluşturacak şekilde bir serüven yaşadık.
Sayın Valimiz sürecin başından sonuna kadar sağ olsunlar bizden desteğini hiç esirgemediler. Bu vesileyle kendisine de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. İnşallah ikinci lige yükseldik. Takımımızın yanında bundan önce olduğumuzdan daha fazla duracağız. Gece gündüz demeden takımımız için mücadele edeceğiz, desteğimizi esirgemeyeceğiz. Bu süreçte bize destek veren başta taraftarlarımız, Aksaray Spor Sevdalılarımız, Aksaraylı hemşerilerimiz, tüm vatandaşlarımız, teknik kadromuz, futbolcularımız, il yönetimimiz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuz şehrimize, beldemize, Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Çok değerli Aksaraylı hemşerilerimiz. Giriyorum. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Aksaray'da 9 Haziran itibariyle 3. yılımızı dolduracağız. Bence Aksaray'daki en değerli, en anlamlı, en duygu yüklü günümüz bugün. Ben öncelikle bütün futbolcu kardeşlerimi, antrenörümüzü çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluklarından dolayı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Gece gündüz yağmur çamur demeden deplasmanda burada futbolcularımızı destekleden takip ettikleri için, destekledikleri için bence en büyük teşekkürü belediye başkanımız hak ediyor. Çünkü bu takımın 20 yıl sonra şampiyon olması da onun ve belediye ekibinin çok çok büyük katkısı var. Huzurlarınızda büyük başkana kuvvetli bir alkış istiyorum. Sağ olun. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Aksaray nerede olursak olalım, hangi görevde olursak olalım, bir yanımız hep sizinle, kalbimiz sizinle. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizi var etsin. Güzelsin ya. Maşallah sana. Bravo. Söylüyoruz. Hazır mı geldi? Ben varım sana. Niğde'de Türk Mutfağı Haftası Niğde Tabal Gastronomi Evi'nde kutlandı. Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Niğde Belediyesi tarafından Tabal Gastronomi Evi'nde kutlama töreni düzenlendi. Mutfağı insana giderilmesi zorunlu ihtiyaçlardan bir tanesi de beslenmedir. Ve bu beslenme kapsamında da her milletin kendine özgü bir yemek sistemi vardır. Mutfak kültürü her toplum için birbirine benzerlik ve farklılıklar vardır. Ve Türk mutfağı da bu benzerlikleri ve farklılıkları bünyesinde taşımaktadır. Kutlamaya Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Yapılan etkinlikte Vali Koç ve Belediye Başkanı Özdemir açıklamalarda bulundu. Hem Belediye Başkanımız hem kıymetli hocamız çok güzel ifadeler kullandılar. Hepimizin malum olduğu üzere Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Kültür Bakanlığımız tarafından 21-27 Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası olarak bütün güçlü kültür değerlerimizin yanında mutfağımızın da tanıtılması amacıyla kutlanmaktadır. Bundan dolayı ben hepimizin Türk Mutfağı Haftası'nı kutluyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Tabii kıymetli hocamız hem Türk Mutfağı konusunda hem Niğde Mutfağı konusunda çok ayrıntılı ve detaylı bilgiler verdiler. Tabii ki Anadolu'muzun artı Türk milletinin insanlık var olduğundan beri var olmasından kaynaklanan, kendi beraberinde geliştirdiği, gittiği coğrafyalara taşıdığı çok güçlü kültürünün yanında demin de ifade ettiği gibi güçlü bir mutfak kültürü de var.
Bunun önemi, bu haftanın kıymetli kılan şey şudur. Artık ben vurgu yapılmayan başka bir hususa vurgu yapmak istiyorum. Günümüzde turizm algısı da çok değişti. Artık insanlar kültür turizmiyle birlikte, efendime söyleyeyim, doğa turizmi, güneş turizmi, bu turizmle beraber gittikleri yerdeki insanların ne yediklerini, ne içtiklerini merak ediyorlar, görmek istiyorlar. Bu da haliyle gastronomi turizmini de tetiklemiş durumda. Bugün burada içinde bulunduğumuz bu mekanda belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, üniversitemize teşekkür ediyoruz, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Türk mutfağıyla birlikte özellikle Niğde'mizin mutfağının tanıtılması, bu ihtiyacın giderilmesi konusunda çok dediğimiz gibi çok mutluyuz. Açılışı ilk defa Niğde'mizde olması gerektiği yerde yapıyoruz. Bir mutfakta, bir gastronomi evinde yapıyoruz. Çünkü biraz önce değerli hocamız da söyledi. Niğde çok geçmiş, kadim bir şehir. Çok büyük bir değerli kültürü var. Geçmişi var. Kültürün yansıttığı yemekler var. İşte biraz önce söylendi işte Tabal mesela. Buranın adının Tabal olması da aslında bir mesaj. Niğde'nin tarihiyle alakalı. Nasıl kadim bir şehir olması gerektiği, nasıl kadim bir şehir olduğuyla alakalı bir mesaj. Yaptığımız bütün sosyal tesislerde bu şekilde mesajlar da vermeye çalışıyoruz ki işte en son açtığımız gene Oranta bir yaşam merkezimiz var biliyorsunuz Kayabaşı Mahallesi'nde. İşte Oranta gene halk arasında kullanılan bir deyildi. Tavalda Niğde'de yaşamış, hatta Niğde'de Niğde'nin başkentini yapmış bir krallık aslında baktığınız zaman. Daha sonra konuklara yöresel yemekler ikram edildi. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.